Yusuf Alabar'da. İyi akşamlar Erdem Bey. Anladığım kadarıyla bir ses sorunumuz oldu ve ancak telefonla bağlanabildik. Olsun. Şimdi gördüğüm kadarıyla biraz önce de seyircilerimizle paylaştım. Siyonist bir lobi var, o baskı yapıyor ama Donald Trump da Türkiye'yi kaybetmemeye ve özellikle Erdoğan'ı kaybetmemeye çalışıyor. Ne dersin bu pozisyona? Yani Donald Trump'ın Türkiye'yi kaybetmeme siyasetinin sadece Donald Trump'a ait olmadığını, Amerika'daki siyaset aklının da Evet. bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda göstermiş olduğu irade ve bu konuda ilk defa NATO'nun siyasetine eklemlenmeyerek Türkiye'nin güvenlik açığını kendi siyasetinin ortaya koymuş olduğu bir politika doğrultusunda dizayn etme kararlılığı Evet. Amerika'nın Türkiye ile farklı bir seviyede yeniden bir ilişki kurma düzeyine zorladı diye düşünüyorum. Çünkü hatırlarsan ben bundan 15 gün öncesine kadar Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden S-400'lerin vidası dahi Türkiye'ye gelirse bunun çok büyük sıkıntılara yol açacağı söyleniyordu. Evet. Ama biz de sizinle yapmış olduğumuz yayınlarda, sizin yazmış olduğunuz yazılarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi güvenlik siyasetini NATO'nun emanına bırakma noktasında bu sefer çok temkinli olduğunu, bunun böyle bu şekilde işlemeyeceğini dillendirmiştik. İşte bugün gelmiş olduğumuz noktada Trump'ın bulunmuş olduğu pozisyon, Trump'ın hiç kuşkusuz Sayın Erdoğan'la geliştirmiş olduğu ikili iyi ilişkinin de sonucu olmakla birlikte siyasi iradenin bu konuda göstermiş olduğu Evet. net duruşun bir sonucudur diyorum. Tabii Erdoğan son derece haklı sanıyorum. Bu konudaki yorumunu da rica edeceğim. Çünkü karşımızda biz stratejik müttefikiz lafını habire kullanan ama PKK'ya 27 bin tır silah veren, FETÖ'nün elebaşını canlı bir şekilde orada tutan ve güçlendiren tuhaf bir müttefik var. Erdoğan esasında bu çizgisinde son derece haklı gözüküyor. Yani Ardan Bey şunu unutmamak gerekir. Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki yapısal problemlerin Evet. en önemlisi S-400 ya da F-35 projesi değil Ha. bana göre. Ben de onu Amerika Birleşik söylemek Devletleri istemiştim. ile Türkiye arasındaki en önemli yapısal problemler Amerika'nın PKK'ya Orta Doğu'da bir mekansal düzenlenme yapma maksatlı olarak göndermiş olduğu silahlar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında yer alan tavrı ve 15 Temmuz'dan bu yana Fethullahçı terör örgütünün elebaşısının adeta güvenli bir Alamut kalası niteliğinde Pensilvanya'dan subliminal mesajlar vermeye devam etmesi gibi sayamayacağımız birçok husus. Şimdi bu yapısal problemler çözülmeksizin Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik anlamda 180 derece tersine döndüğünü savunmak epey güç olsa gerekir. Tabii ki pişmiş aşağı su katmak istemiyoruz ama Evet. Trump ile de Sayın Erdoğan arasındaki ikili ilişkinin önemli olduğunu, liderler düzeyinde ele alınan konuların artık küresel dünyada çok önemli bir boyuta geldiğini, dolayısıyla Trump'ın bugün yapmış olduğu açıklamalara kredi vermenin önemli olduğunu, diplomasinin önemli olduğunu her daim dillendiriyoruz, dillendirmeye de Peki, devam edeceğiz. burada bir garabet durum var. Trump ve Kerhan açıkladı sanıyorum ama sonuçta bir durum, bir görüntü veriyor. Yani arkadaş ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama bu Pentagon'dakiler de bir garip adamlar falan havasında gidiyor. Bu bir yönü işin. İkinci yönü bunlar açıklanıyor. Bir bakıyoruz bu ülkeden kaçmış hainler zil takmış oynuyor. Bu nasıl bir iştir ya? Ardan Bey, bu hainler zil takıp oynamalarını S-400'ler bu coğrafyaya geldiği an oynamaları yerini çemkirmeye bırakmıştı. Evet. Mesela açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin T-35 projesinden özel sektör vasıtasıyla burada imal edilecek parçalarıyla 7 küsür milyar dolar gibi bir para kazanması mümkün iken şimdi hem 2,5 milyar dolara S-400'leri alıyoruz hem de F-35 projesinden çıkartılıyoruz gibi hayatı boyunca mukayeseli siyaset çalışmamış, kafaları hiçbir şekilde mukayeseli analize çalışmamış yorumlar yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin F-35 projesiyle S-400'ü aynı kefeye koymadığını, Evet. tehdidin Türk Hava Kuvvetleri'ndeki F-16 ve F-4'lerden kaynaklanan bir eksiklik değil, tam tersine
hava savunmasındaki eksiklikten gördüğü için tercihini S-400'den yana kullandığının açıklanması gerekiyor. Dolayısıyla bu hava sahamızdaki açıklığın tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve içerideki uzantılarının dediği gibi S-400 sistemini alarak 7,5 milyar gibi bir zarara imza attığımız gibi arttı ziyan yorumları, evet, açıkçası hayretle izliyorum. Ama şöyle bir şey var Ardan Bey. Evet. Yani bizi izleyenlerle de paylaşmakta fayda var. Haliyle Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek eserindeki Seniha Hanım'ın İngiliz elçisine İstanbul'da Çanakkale'deki şehitlerimiz için söylemiş olduğu "Monsieur, size mutlaka kendimizi affettireceğiz" şeklindeki ruh hali 2019 yılında da Edirne'den Ardahan'a kadar epey bir miktarda aramızda var. Biz bunlara aşinayız, biz bunlara bayalıyız. Ama unutmasınlar ki bu memlekette beynini, fikrini, işini, gücünü, gerekirse canını ve malını bu memleket uğruna feda, evet, etmeye hazır olan Kuvayi Milliye de var. Tabii ki Kuvayi Milliye ruhuyla gidiyoruz ve şu anda da aynı o ruh bütün dünyaya esasında ayar veriyor. Kaçak FETÖ'cüleri alalım arkadaşlar. Siyonist lobiyle ilgili de soracaklarım var. İsrail sürekli Türkiye'nin sınırlarını zorluyor Yusuf Alabar'da. Bu zaman içinde Türkiye'nin gerçek anlamda, şu anda değil ama gerçek anlamda bir savrulma, bir eksen değişikliğine yol açabilir mi? Bir, açtıktan sonra kim hangi duvara kafasını vuracak? İki. Doğrusunu söylemek gerekirse Arhan Bey, Batı'da bazı mahfillerin ve FETÖ'cülerin ısrarlı bir şekilde ortaya koyduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti eksen değiştirmiyor. Türkiye'ye eksen değiştiriyor şeklindeki suçlamalarla da biz ilk defa karşılaşmıyoruz. 2000'li yıllardan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortaya koymuş olduğu sıfır sorunlu siyaset kapsamında yapılan hamlelerde de aynı söylemlerle karşı karşıya kalmıştık. Dolayısıyla Türkiye'nin eksen değiştirmekten ziyade yapmış olduğu, kendine çizilmiş olunan çizgiye rıza göstermeme noktasındaki dirayetini ortaya koyması, evet, ve bu dirayetin daha önce 60'ta, 71'de, 80'de, 1997'de olduğu gibi askeri bir darbeyle buna direnen iktidarların alaşağı edilme sürecini 15 Temmuz gecesi bastırmasından kaynaklı. Bir kitaplık laf ettin bir ya. Bir eksen değiştirme değil, tam tersi Batı'yla da, Doğu'yla da, Güney'le de, Kuzey'le de, evet, çok yönlü, küresel dünyayla da mütenasip bir ilişki kurma noktasında hariciyenin çok önemli, başarılı hamleleri diye nitelendirebilirim. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Yusuf Alabar'da. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol.